Merhaba, ben Sevgi Can Bal. Mersin Doğa Kolejisi 8. sınıf öğrencisiyim. Türkçe bölümü Nünerle Röportaj Projesi'nde karşınızdayız. Bugün konuğumuz müzisyen, türkücü, sinema ve dizi oyuncusu Sayın Yavuz Bilgör. Hoş geldiniz. İyi misin Yavuz? İzninizle size birkaç soru sormak istiyoruz. Edebiyat öğretmeni bir baba ile halk ozanı bir annenin çocuğu olmak, müzik, tiyatro, dizi ve film sanatçısı olmanızda etkili oldu. İlk önce annem, sonra babam da ortaokuldan sonra ayrılıp konservatuara gitmeme sebep oldu. İkisinin de büyük emeği vardı aslında. Annem ve babanız sanatsal yaratıcılığınızı etki etti mi? Evet, ileriki dönemlerde yani konservatörden ayrıldıktan sonraki profesyonel olarak müzik ayrıldıktan sonra annemin özellikle çok desteği oldu. Ya zaten annenin halk ozanı olması büyük bir şey. Benim de annem edebiyat öğretmeni, hatta bu röportajları o düzenliyor ve ben 3 yaşındayken Fuzuli'nin şiirini ezbere biliyordum yani. Bravo. Evet. Konservatuvarın piyano bölümünü kazanmış ama ailevi nedenlerle bırakmak zorunda kalmış. Bekleyin, korkayım. Sadri götürdü oraya ama. Ana sızanı. Ha Ekin. Görüştün mü? Halk müziğinde devam etme kararınızda evde bir halk ozanı olmasının etkisi oldu mu? Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldınız. Örneğin Kars'ta iki okulun tüm bakım ve tamirini üstlendiniz. Bergama'da tutuklu ve kürlü kadın ve çocuklar için konser verdiniz. Sizce sanatın ve sanatçının toplumun aydınlatılması sürecinde yeri nedir? Çok büyük önem taşıyor aslında. Belki bir sonuç değildir. Yani sonuca götürmezsin. Ama ışık tutar en azından, yol gösterir. Kars'ta kendi memleketimde çok olur. Sözde de öyle. Sosyal projelerde tüm gücümle var olmaya çalışıyorum. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bu açıdan herkese, her kuruma görev düşmekte diye düşünüyorum. Her günlüğünde daha güzel yanlar, daha güzel günler görebilmek için hep beraber çalışmalıyız. Ya sonuçta insanlar televizyonda gördüklerine benzemek istiyor açıkçası. Yani ben kendimden biliyorum, ben de benzemek isterim açıkçası. Yani televizyonda görünce bir ünlü yardım yapıyor, ben de yapayım. Öyle mi? Yani, teşvik ediyor evet, değil mi? Evet, teşvik ediyor. Önemli, o tarafı çok daha önemli aslında. Böyle projelerin topluma katkısı oluyor mu? İşte sen örneğini verdin. Ben verdim. Kendinden yola çıkarak mutlaka oluyor. Yani gerçekten insanın taşıma, yani bireysel olarak yaşaması, çevresine, komşularına yardımcı olmaması gibi bir şey yok. Bence kalbinin o tarafını biraz kurcalarsak, açarsak her insan bence topluma faydalı, yararlı işler yapabilir. Onları yönlendirenlerin peşinden çok ünlü piyanist Mehmet Emeç ve Cemal Reşit Ray Senfoni Orkestrası ile Senfonik Buluşma adıyla bir konser verdiniz. Klasik müzikle türküleri buluşturma düşüncesi nasıl ortaya çıktı? Aslında tabii konservatuvarın batı bölümünde okuduğum için zamanında da kendi derslerime, kendi ana sazıma çalışırken piyanoda türküler çalmayı çok severdim. Mehmet'le sonra buluştuk. Bir değil, 6 konser verdik. Cemal Reşit'le 2 veya 3 konser olsa gerek. Sonra Adana Devlet Opera Bale Orkestrası'yla verdik. 5-6 konser yaptık. Çok aslında çok keyifli oluyor tabii. 80 kişilik bir senfoni orkestrası, 40 kişilik bir çok sesli koro. Yani sahnede 120 kişinin karşısında önünde türkü söylemek, müzik yapmak çok keyifli, büyük bir iş. Ya ben sizin biyografinizi bir gözden geçirdim. Ya neredeyse yapmadığınız bir iş yok gibi. Bu kadar yani bilmiyorum, şok amaçlı. Yani çok yetenekli olmak güzel bir duygu olmalı.
Yani kendime göre evet biraz yetenekli iyi yapmaya çalışıyorum bazı şeyleri. Çalışmakla çok alakalı doğal olarak şeyler. Birazcık da kendi iç enerjiniz, iç yeteneğiniz de önemli. Tabii aslında yeteneğiniz yoksa 3 tane 5 tane konservatuvar da bitirseniz sonra mutluluğunuz gelişmiyor. Ama yetenek önce geliyor. Gerçekten o iç enerjinizi yakalamak, onunla beraber yola çıkmak ve üzerine teknik bilgi, o donanımı aldıktan sonra da iyi şeyler yapabiliyorsunuz. Ya zaten sahnede de gösteriyorsunuz bunu, filmlerinizde de, gerek konserlerinizde de. Birçok dizide ve sinema filminde rol aldınız. Şimdi de bir müzikal tiyatroda oynuyorsunuz. Dizi oyunculuğu, film oyunculuğu ve tiyatro oyunculuğu arasında fark var mı? Mutlaka var. Dizi çok haftalık ve günlük bir şey, günlük tüketilen bir şey. O yüzden bunlarda usul da var ve çektiğiniz bir sahneyi tekrar 3 kere 5 kere çekme şansına sahip oluyorsunuz. Ama tiyatro öyle değil. Direkt seyircinin karşısında hatasıyla, sevabıyla, başarısıyla, başarısızlığıyla her şekilde seyirci karşısında oluyorsunuz. Sinema ise daha da başka. Hani sinemada da aslında sesli çekildiği için o an oynadığınız doğaçlama bir oyun perdeye yansıyabiliyor. Üçü de birbirinden çok farklı, çok farklı enerjiler, farklı yöntemler isteyen şeyler. Siz en çok hangisinde oynamayı seviyorsunuz? Yani ben müzik yapmayı daha çok seviyorum tabii her şeyin ötesinde. Ya tabii ailem, halk ozanı. Evet. Türk söylemeyi, şarkı söylemeyi, enstrüman çalabilmek, 5-6 enstrüman çalıyorum kendimce. Ama sonra tabii sinema, tiyatro başta geliyor. Bizi biraz Türkiye'de Avrupa standartları, dünya standartları seviyesinde olmadığı için süreler olarak diyorum bunu. Çok fazla zaman harcama ve yorulduğumuz bir şey. O yüzden dizi en son seçeneğim. Evet. 2010 yılında çıkardığınız Kül adlı albümden sonra başka albüm çıkarmadınız. Yeni bir albüm hazırlığı var mı? Var. 15-20 güne kadar Nisan ayının ortalarında çıkar sanırım. Hazırladım, bitirdim. Kapak çalışmasını yapıyorum şu anda. O da biter, biraz çıkaracak. Ya, merakla bekliyoruz diyelim. Mersin Doğa Koleji adına bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. Ben de çok.